Efendim hepinize merhabalar. Bugün 21 Mart 2023. Geçtiğimiz haftadan beri sürekli olarak bankacılık krizi, Amerika'da batan bankalar, bu acaba bir bulaşıcılık etkisi yapar mı derken en son Credit Suisse olayına kadar olay geldi, dayandı. Bu hafta sevgili Murat Sağman da bizlerle beraber. Dün neler oldu birazcık onu belki bahsetmekte fayda var. BIST 100 endeksi psikolojik açıdan kritik olarak değerlendirilen 5000 puan seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirdi. 4975 puanlık bir kapanışla günü %3,13'lük değer kaybıyla kapattı. Bunu bugün konuşacağız. Türk lirası Amerikan doları karşısında bizim bu yayını çektiğimiz saatlerde ekranda gözüken değer olarak 19.02-19.03'lerde, o da gene psikolojik sınır olan belki 19'u geçmiş gibi gözüküyor. Ülke risk primi %3'e yakın yükselişle 552 puanlar seviyesinde ve genel olarak hava Avrupa'da, Amerika'da bankacılık krizinin yaratmış olduğu etkilerle bir güven bunalımına doğru dönmüş durumda. Üstelik bu hafta bir de Fed var. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Muratçığım tekrardan hoş geldin. Ben kendi adıma tekrardan annene rahmet ve sizlere de bütün ailenize de sabırlar diliyorum. Allah çok son derece hepinize güç kuvvet versin. Çok teşekkür ederim Burak Hocam taziyelerin için ve izleyenlerden sosyal medyada olsun tanıdık tanımadık arayan soran herkese bu zor günlerinde destek verdikleri için de çok teşekkür ederim. Herkese de iyi haftalar. Sağ ol hocam. Evet Muratçım tekrar geldik döndük ama sen döndün artık döndüğün zaman da büyük bir krizle karşı karşıyayız. Aslında hani bu bir bankacılık krizi, evet bunu adlandırıyoruz böyle ama geçmişte yaşadığımız bu 2008 krizi benzeri bir krizin içerisinde miyiz? Yoksa bu bir faiz arttırmaktan dolayı Fed'in faiz arttırımıyla bağlantılı olan bir kriz mi? Ya da bir likidite krizi mi? Ne dersin? Yani bunu ilk önce açıklığa kavuşturmakta fayda var. Onun üzerinden konuşulacak çok konu var çünkü. Ya şöyle bakıyorum tabii, böyle ormana bakmaya çalışıyorum. 2008'e şimdi şöyle bir farklı durum var. Tabii 2008 krizi biliyorsun Lehman Brothers'ın iflasıyla tetiklenmişti. O zaman dünyanın dördüncü büyük bankasıydı. Yaklaşık bilanço büyüklüğü de 600 milyar dolar civarındaydı ki o zaman Türkiye ekonomisi o civardaydı. Yani neredeyse Türkiye ekonomisi kadar bilançosu vardı. CDS'ler Lehman Brothers'ın o dönemde 600-650 bas puana kadar yükselmişti. Şimdi Credit Suisse baktığın zaman yaklaşık 1000 bas puana kadar CDS'in yükseldiğini görüyoruz bu kurtarma operasyonundan önce. Amerika'da batan banka SVB Bankası şu anda 16. banka hocam herhalde bildiğim kadarıyla 200 milyar dolarlık bilançosu var. Daha çok teknoloji firmalara kredi ve fon sağlayan bir banka. Şöyle karşılaştırabiliriz. Tabii en çok sorulan bence en çok merak edilen bu 2008'in tekrarı mı olacak diye. Bu çok soruluyor ve çok merak ediliyor. Şöyle söyleyebilirim. Yani merkez bankaların attığı adımlar tabii ki çok daha hızlı oldu bu sefer. Yani 2008'e göre. Silicon Valley Bank Lehman Brothers'a göre çok daha küçük. Ya yani bilanço üçte biri gibi bir banka karşılaştırılmaz bence. Ama Credit Suisse gerçekten işte İsviçre'nin en büyük ikinci bankası. Bu tabii ki Avrupa'da özellikle bir sistemik kriz yaratabilirdi. İşte UBS ile birleşmesi aslında krizin önlenmesine büyümesine sebep oldu diye. Neden oldu diye söyleyebilirim. Biliyorsun yaklaşık belirli bir miktarda zararı karşılıyor. İşte likitte veriyor. Merkez Bankası önceden işte 50 milyar frangı gibi bir destek verdi. Yani çok ciddi bir müdahale var. Biliyorsun 5 tane büyük Merkez Bankası likitte sağlıyor şu anda. Onun için sanki böyle bir bankacılık krizine doğru gidiyoruz gibi bir şey ben açıkçası görmüyorum. Biliyorum senin videolarını izledim. Senin fikrini ben sorayım bu arada. Yani soru bu. Bankacı krizine doğru gidiyor muyuz?
alınan önlemlere bakarsak sanki bu önlenmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin hocam? Yani bence tabii 2008 krizinden elde edilen çok ciddi tecrübeler var. Orada Lehman bir şekliyle kurtarılabilir miydi? Belki kurtarılabilirdi ama o günkü tercihler onun kurtarılmaması yönüyle gerçekleşti. Ama o dönemde mesela hiç sorumluluğu altında olmamasına rağmen gene Fed destekli olarak AIG sigorta şirketinin kurtarıldığını da görmüştük. Çünkü o sistematik bir kriz yaratabilirdi. Şimdi geldiğimiz noktada bu bence bir likidite krizi. Yani 2008 krizinden çok farklı. Dolayısıyla bu likidite kanallarının açılması, tabii işin içinde SVB Bank'in batmasında elinde tutmuş olduğu bu portföyündeki yer alan menkul kıymetler, yani bunlar hazine bonoları, devlet tahvilleri, bunların işte uzun dönemli olanlarını elden çıkartıp kısa dönemli olanlarına geçiş gibi bir operasyonel durum da söz konusuydu. Ama yani netice itibariyle bu operasyonu gerçekleştiremeden battılar. O ikisi de birbirinden farklı. Yani olayları hani SVB battı, arkasından işte Credit Suisse battı falan gibi bence düşünmemek lazım. Yani olay bankacılık sektöründe farklı alanlarda ilerliyor. Yani Credit Suisse olayıyla SVB Bank'in olayı da birbirinden farklı. Bunun devamı gelebilir mi? Bence en kritik nokta o. Yani dünden beri Amerika'da konuşulan konu işte FDI'nin özellikle yani bizdeki tasarruf mevduat sigorta fonuna benzer olan kuruluşun acaba bu bankacılık sektöründeki mevduata getirilen üst limiti tüm mevduatlar için limit olmaksızın sağlayıp sağlamayacağı. Bu gelirse o zaman sanki bankacılık sisteminde bir daha sistematik bir kriz varmış gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Fed'i sana soracağım ama sana sormadan önce kendi düşüncemi de ifade edeyim. Yarın Fed günü. Fed de burada faiz arttırımlarına ara verirse o zaman gerçekten Fed'in de endişe ettiği bir sistematik durumun varlığından söz ediliyor gibi olabilir. O nedenle sanki Fed faiz arttırımlarına devam edecek bu olaydan bağımsız olarak. Bu olay bir likidite krizi ama bütün yönleriyle ele alındığı bir kriz olduğunu görüyoruz. Avrupa'da daha etkili olma ihtimali var ve bulaşıcılık etkisi olacak mı onu göreceğiz. Şimdi tabii yani bu çok tartışılıyor. Şimdi Fed'in faiz arttırımları konusu, bu kadar yüksek faiz arttırımları. Birçok kişi işte faiz arttırımlarından dolayı bu bankalar battığını söylüyor ve buradan da Türkiye'ye bir çıkarım yapıyor aslında. Yani orayı göstererek diyor ki bak işte bizim Merkez Bankamız doğru iş yaptı, faiz arttırmadı. Eğer bu kadar faiz arttırsaydı bizde de böyle bir kriz olabilirdi gibi söylemler doluyor. Buna katılıyor musun? Birinci sorun bu. İkinci soru Fed kararının yarın ne olabileceğini düşünüyorsun ve böyle bir kritik ortamda sence Fed nasıl bir karar vermeli ya da nasıl bir hareket tarzı içerisinde olmalı? Ya şöyle yani tabii ki faiz artırımların ekonomiye çok ciddi maliyeti var. Onu biliyoruz. Ve mutlaka tabii ki faiz artırımların bu bankaların sıkıntıya girmesine bir nedeni olmuştur. Ama sadece faiz artırımına bunu açıklamak doğru olmaz. Yani Fed yarın şöyle yapmaması dediğin gibi daha riskli olabilir. Yani pas geçmesi. Yani acaba bilmediğimiz bir şeyler mi var? Acaba kriz çok daha büyük mü diye. Bu bankacılık olayından önce biliyorsun %65-70 gibi fiyatlanıyordu 50 bas puan. Yani ciddi fiyatların içine girmişti. Şimdi de herhalde yani 25 ya da pas geçecek gibi. Ben 25 yapacağını düşünüyorum. 25 yapıp bir sonraki toplantıyı bekleyebilir gidişata göre ama bence yapmaması daha riskli olacak. Yani 25 bas puan patikasında devam edeceğini düşünüyorum ki bence piyasa burada etkilenmez diye düşünüyorum. Olumlu ya da olumsuz. Yani nötr kalır diye düşünüyorum. Bu arada yani gün içerisinde tabii Avrupa Merkez Bankası'nın da nasıl bir perspektif içinde olduğunu takip ediyoruz ister istemez. İşte Christine Lagarde'ın Avrupa'nın böyle bir bankacılık krizi içerisinde falan olmadığına yönelik çok ikna etmeye çalışan sözleri var. Bir de Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Kazaks'ın söylemleri var. O da diyor ki finansal piyasalarda belirsizlik yüksek. Avrupa bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda. Mevcut durumu 2008'e karşılaştırmak için herhangi bir sebep yok.
ve faiz artışlarının da sonuna gelindiğini söylemek mümkün değil. Yani onlar da faiz artışlarının devam edeceğini, bunun 2008'de bir benzerlik taşımadığını ve Avrupa bankalarının iyi sermayelendirmiş olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki çıkıp da yani Avrupa'da her şey kötü, işte bankaların Tabii. sermayeleri iyi değil falan diyecek halleri de yok. Yani Ya işin bu tarafı da var. hocam sen duydun mu hiç siyasetçilerden, hiç bir siyasetçiden ya işler çok kötü, bankacılık iyi değil, işte bütçe açığımız çok kötü. Ya ben hiç duymadım bir siyasetçiden. Onun için hani piyasaya bakmak lazım. Piyasa her zaman haklıdır. Piyasa hep doğruyu fiyatlar. Bazı volatilite olabilir ama bilmiyorum yani ben siyasetçilerden hiçbir zaman bir negatif bir şey ben çok hatırlamıyorum hocam. Sen biliyorum Beni hatırlıyor musun? siyasete çekme çünkü çok orada doluyum. Özellikle hani ben böyle çok acayip siyasetçilerimiz var bizim. Karşı Yo, grubun ben öyle genel konuştum. gruplar Sadece diyeyim. bizim için değil, dünyada da öyle yani. Yani tabii ki ama yani karşı grubun ekonomik politikasını ben anlamadım deyip kendi ekonomi politikasındaki başarısızlığı hiçbir şekilde ortaya dökmeyen ama karşı tarafa 73 tane madde sıralayan çok değişik biz politikacı profilleri de var bizim ülkemizde. Onun için yani o siyaseti biraz dışarıda bırakalım. O zaten bizi çok bunaltacak. Yani bir taraftan da enflasyon kuvvetli kalmaya devam ediyor. Yani içeride de bakıyoruz işte özellikle gıda enflasyonuna etki yapabilecek unsurlar açısından baktığımızda tarımsal girdi fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %6,24 arttı. Yani bu şaka bir şey değil. Oldukça yüksek. Yıllık bazda %95,99, neredeyse %100 yani. Dolayısıyla çok enteresan bir gerçekleşme de var. Bir taraftan da gıda fiyatları dünya genelinde işte FAO rakamlarına baktığımızda 11 aydır aşağı doğru gelirken Türkiye'de bu enflasyonist baskıyı da hissediyoruz. Şimdi bütün böyle bir ortam varken borsada neler oluyor Murat? Yani bize bunu bir açıkla. İşte psikolojik sınır 5000'in altında kapattık. Bugün de seninle bu yayını yaparken negatifte. Ama bir taraftan da aracı kuruluşların bazı hisseler için vermiş olduğu çok yüksek değerleme fiyatları var. Yani değerler var, öyle diyeyim, fiyatlar var. Dolayısıyla oraya ulaşır ulaşmaz bilemem ama biraz kafalar karışık. Yani neler oluyor sence? Neden böyle? Yani dünya ile Kore'yle mi gidiyoruz? Kopuk muyuz? Bunu bize bir açıklasana, ne oluyor? Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Biz mesela geçen sene dünyadan biraz kopuk gittik. Biliyorsun %200 yükseldi nominal anlamda Borsa İstanbul. Tabii burada en büyük etkenlerden biri biliyorsun enflasyondu. Yani enflasyonist bir ortamda işte varlık değerleri artar, işte şirket değerleri artar. Onun fiyatlamasıydı. Şimdi bugüne baktığımız zaman şimdi değerleme olarak ucuz bir borsamız var hala değerleme olarak baktığımızda. Yani şöyle karşılaştırma mesela 99 depreminde çok daha yüksek değerlerdeydik. Biliyorsun ciddi bir satış geldi sonra toparlandı. Şimdi bugüne baktığımızda enflasyonist olduğumuz bir ortamda fiyatlama olarak işte çok detayına girmiyorum fiyat kazanç defter değeri işte EBITDA marjları falan baktığın zaman bugün borsamız değerleme anlamda uygun seviyelerde. Şimdi burası önemli. 500, 5000 kritik bir seviye endeks için. İşte dün 5000 altında kapattı ve bu yayını yaptığımız sıralarda hala 5000'in altında. Hocam çok önemli yani 5000'in üzerine ya da altında kapatması bugün için gerçekten çok önemli. Yani 5000'in altında kapatırsa tekrar muhtemelen bir 4800, 4850 seviyeleri gözükecek. Orası da farklı başka bir önemli destek olacak. Yukarısı zaten belliydi. Yani 3 sent diye konuşmuştuk birkaç ay önce. 3 senti zaten bugünkü kurlara baktığın zaman 5700'e denk geliyor. 5700'ü gördük zaten. Oradan da tekrar endeks geri döndü. Şimdi burada ziraat yatırım gibi çok önemli bir alıcı var piyasada. Piyasaya desteklediğini görüyoruz. Ama aynı zamanda da mesela isim vermeyeyim. Yani çok önemli bir satıcı var 2 gündür. Önemli bir aracı yani bir aracı kurumu çok önemli satışlar yapıyor. Bu tabii ki piyasayı şu anda volatil hale getiriyor. 5000 önemli olacak. Şimdi seçime kadar tabii ki borsanın buralarda kalması gerekir bence. Çünkü çok
biliyorsun çok yatırımcı var geçmişe göre. Aynı zamanda kurda da biliyorsun bir baskı var şu anda. Kurda şu anda işte biraz önce söyledin 19'un üzerinde de ve baskı gittikçe kurda da arttığını görüyoruz. İki ay var şurada seçime kadar ve iki tarafta da hem borsada hem kurda da bir şekilde desteklenmeye çalışılacak diye düşünüyorum. Seçim gecesi riskli, seçim sonrasıki şey riskli, ikinci tura kalma ihtimali var seçimin. Bu da şu demek hocam, iki hafta daha belirsizlik demek. Sen de bilirsin ki borsada belirsizliği sevmez. Murat, böyle zamanlarda portföy oluşturmak falan çok zor. Yani çok volatil bir piyasa var. Kaldı ki bizde de genel beklenti böyle hiç sanki düşmeyecekmiş bir borsa kurgulanmış gibiydi. Ama görüyoruz ki borsada kayıplar var ve dediğin kritik noktalar geçilirse de sanki bu kayıplar birazcık daha belki kalıcı olacak gibi. Nasıl bir portföy yapısı önerirsin bu dönemde? Yani en azından şunu şöyle sorayım. Seçime kadar ki Murat Sağman'ın portföyü nasıl olur? Seçimden sonra nasıl bir portföy yapar? Hani bunun senaryolar işte mevcut hükümetin devam etmesi etmemesi ayrı konu ama hani nasıl bir portföyle seçime girmeyi tercih edersin? Bir de sonrası neler olabilir? Onları da bize bir anlat bakalım. Evet. Sağ olun Zahmet. Şimdi eğitimlerde de burada verdiğimiz eğitimlerde de çok daha detaylı tabii ki anlatıyoruz. Hatta yani ürün bazında da konuşuyoruz ama genel burada soruna şöyle cevap veririm. Yani aslında çok birkaç ay önce söylediğim seçime çok daha risksiz bir şekilde girmeyi tercih ederim. Yani bu benim uzun zamandır düşüncem. Çünkü yine tekrarlayacağım. Yani ben seçim gecesi ve seçimden sonra tam ne olacağını bilmiyorum. Burada bir belirsizlik var. İkinci tura kalması da bir belirsizlik, bir belirsizliğin süresi uzatılması demek. Seçimin kendisi hocam zaten belirsizlik. Belirsizlik dönemlerde daha risksiz varlıklara, yani nasıl bir portföy olur? Ya içinde mutlaka altın olur, içinde döviz olur, biraz TL varlık olur. Faizler de yükseldi biliyorsun, mevduat faizleri. Oranları ne olur Murat? Nasıl bir oranda? Yani oranlar şöyle olur hocam, yani belki de portföyün yarısı döviz altın gibi düşünebilirsin. Yani döviz ağırlıklı olabilir. Yani altın döviz yani olabilir. Geri kalan da yani şimdi oran tabii ki herkese göre farklı. Risk iştahına göre. Ama kendi oranınıza göre risk şeyini azaltmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela hisse senedi oranınız bilmiyorum %30'sa belki de onu yarıya indirmek gerekir. O şekilde bir portföy kurguları. Biraz daha işte TL varlıklar için biraz daha kısa vade mevduat olabilir. Tahvil çok önermem bu dönemde. Tahvil ve bono. Çünkü iktidar değişikliği ihtimalinde faizlerin yükseleceğini biliyoruz. Burada tabii tahvil ve bono faizleri yükseleceği için orada bir kayıp olabilir. Onun için daha kısa vadeli TL anlamında daha kısa vadeli faiz enstrümanlarda kalınabilir. Borsa sonuçta uzun vadede iyi olacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Yani hani benim bahsettiğim tabii seçim gecesi sonrası o dönem o çünkü bir belirsizlik olacak. İktidar değişecek, değişmeyecek. İşte değişirse nasıl değişecek falan gibi. Orada tabii bir dalgalanma olacaktır. Ama biraz daha uzun vadeye baktığımızda o zaman borsadaki payı mutlaka arttırmak gerekecek diye düşünüyorum. Yani bu hükümet yapısından bağımsız olarak konuşuyorsun bunu değil mi? Kimin ne olacağıyla alakalı olmayan bir durumda. Yani mevcut hükümet devam etse de ya da yeni bir hükümet kurulsa da borsadaki payı arttırmak anlamında mı? Doğru mu ya aldın? Tabii şöyle düşün. Yani mevcut hükümet devam ederse zaten çok ciddi bir enflasyonla karşılaşacağız muhtemelen. Mesela kur yükselecek. Bu arada yani kurda hocam belirli bir yerden sonra ben kurun yükseleceğini bekliyorum. Yani hani seçime kadar tutulmaya çalışılacak ama belirli bir yerden sonra çünkü ciddi baskı arttığını görüyoruz. Bunu işte cari açıkta görüyoruz, ticaret dengesinde görüyoruz. Yani kurun üzerinde çok ciddi bir baskı var. Mesela hani kur yükseldiğinde işte ihracat yapan firmalar, döviz fazlası olan firmalar bunlar ayrışacak
borsada. Onu görebiliyoruz. Enflasyonist bir ortam olacağı için, çünkü bu politika değişmeyecek belli. Düşük faiz ortamı devam edecek. Kur üzerindeki baskı devam edecek. Yabancı yatırımcı gelmeyecek. Bu tabii ki enflasyonu ve kuru artıracak. Bu da varlık fiyatı artacağı için borsayı da etkileyebilir. Başta negatif, sonra pozitif tekrar etkileyebilir. İktidar değişikliği olduğu takdirde burada tabii iki türlü şey olacak. Birincisi, bir kere bayağı yabancı yatırımcı gelecek bu yeni politikalarla birlikte. O tabii ki bir sermaye girişi olacak ama bir taraftan da unutmayalım, Merkez Bankası da faiz arttıracak. Faiz arttırımları da biliyorsun borsalar için iyi bir haber değil. Orada bir dengelenme yaşayacağını düşünüyorum ama orta uzun vadede borsa iyi olacak diye söyleyebilirim. Evet, o zaman yani bu değerlemeler, yeni değerlemeler çok da mantıksız değil gibi gözüküyor. Çünkü yani işte hani ismini vermeyeyim ama işte bir hisse senedinin sahibi olan şirketin gene aynı hisse senedi için yapmış olduğu değerleme işte 8 liraysa, misal olarak söylüyorum bunu, 18 lira bir değerleme ortaya konmuş. Hani vadesi bunun ortada yok ama aradaki o artış oranı çok yüksek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun belki de bu hisse senedi özelinde değil ama genel olarak yani seçim sonucundan biraz da bağımsız olarak da olsa borsanın önümüzdeki dönemlerdeki gene en önemli yatırım alanlarından biri olacağını ifade ettin. Yani bu şekilde algıladığımı düşünüyorum. Doğru düşündüğümü. Doğru, tabii. Yani bir zor bir dönem olacak ama ondan sonra belirsizlik azaldıkça pozitif ayrışacaktır borsayız. Peki yurt dışına ilişkin beklentin ne? Mesela şimdi Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. İşte demin konuştuk onları. Bir taraftan hani bunlar çok bankacılık sistemi kuvvetli falan diyorlar ama yani sen de çok içindesin. Gidiyorsun geliyorsun, yani oradaki durumları biliyorsun. İşte Fransa'da bir emekliye, yeni emeklilik yasasına yönelik olarak tepkiler var. İşte sokaklarda görüyoruz toplanmayan çöpler bilmem ne. Ama bir taraftan da enerji krizini artık neredeyse bahar geldi. Avrupa'ya da geldi. Dolayısıyla enerji krizini hemen hemen bu sene hiç yaşamadan atlattıkları bir dönem. Diğer taraftan Rusya'nın ilerlemesinin durduğu, tam tersi Ukrayna'nın Rusya içerisinde ilerlemeye başladığı ama bir taraftan da Xi Jinping'in işte bir Rusya gezisi var. Yani bu genel perspektife baktığında Rusya'yı bir taraftan batılı devletler kıstırmaya çalışırken diğer taraftan Xi Jinping bunlara bir el olarak orada ayakta tutmaya çalışıyor gibi duruyor. Bu tabii ki yaz çok çabuk geçer. Yani yazdan sonra önümüzdeki sonbahar için, belki biraz uzun soruyorum kusura bakma, hani o dönem biraz daha uzun şu anda ama gene aynı güçte mi gider Avrupa ülkeleri, yoksa hani bu sene kış iyi geçti ama önümüzdeki sene kış daha kötüye dönerse şu anki işler kötüleşir, bir de üstüne bankacılık krizi gelir ve acaba orada farklı bir şey mi konuşuyor oluruz? Çünkü yani Avrupa bizim için niye önemli? İşte ihracat yaptığımızda ilk 10 ülkeden 5 tanesi, 6 tanesi, 7 tanesi Avrupa ülkesi. Hatta bu KOBİ düzeyinde baktığında %50-52 oranda Avrupa ihracat yapıyoruz. Onların ekonomilerinin talep ağırlıklı yönünün çalışıyor olması bizim açımızdan önemli. O şu anki Rusya-Çin yakınlaşmasına ne diyorsun? Bir de onu konuşalım istedim. Çünkü bu da çok önemli. Biraz gözden kaçtı şu son bankacılık kriziyle ama bir yandan da öyle bir ilişki orada devam ediyor. Evet hocam, evet. Ya şöyle, Avrupa bence bu kışı çok iyi atlattı diye söyleyebilirim. Çok ciddi bir korku vardı biliyorsun. Ve bence iyi atlattıklarını düşünüyorum. Ya Fransa konusu zaten ne çıkıyorsa zaten grev oluyor biliyorsun orada. Her şeye karşı her zaman, yani alıştığımız bir durum. Tabii bu emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkması falan, bu bayağı konuşulacak hala. Tabii yani yaz iyi geçecek. İşte fiyatlar düştü falan filan ama tabii sonbaharda bu Rusya'daki işte Rusya Ukrayna hani devam edip daha da büyürse ve özellikle doğalgaz petrol fiyatları artarsa, o zaman çok daha sıkıntıya girebilir. Bir de tabii ki aynı zamanda da muhtemelen sonbaharda da bir resesyon tehlikesi de var. Tabii ki faiz artırımları devam edecek. Orada bir yavaşlama artık hissediliyor. Onun için tabii ki hem
fiyatların yüksekliği hem durgunluk Avrupa işini zorlaştıracaktır. Senin dediğin gibi bu da bize dönecektir çünkü en büyük ihracat pazarımız. Evet, yani bu hafta içeride çok fazla veri yoğun bir hafta değil ama önemli veriler geldi. Dün işte uluslararası yatırım pozisyonu verisi geldi, yurt dışı üfe, iklim istatistikleri. Bugün sabah tarımsal girdi, fiyat endeksini karşıladık. Almanya'da ZÜV ekonomik duyarlılık endeksi ve ekonomik durum endeksi gelecek. Bu da çok önemli Almanya ekonomisinin genel gidişatını görmek açısından. Yani ilgilenenler için söylüyorum bunu, tavsiye niteliğinde takip edilmesi gereken bir veri. Bugün gene ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları olacak. Onları yakın takip edeceğiz. Amerika'da konut satışları verileri var. Yarın İngiltere enflasyonu gelecek. Amerika'da 30 yıllık mortgage oranları gelecek. Gene baktığımızda Fed'in faiz kararını yarın karşılıyor olacağız ki üzerinde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bunun bir özelliği var. Bunu hemen hatırlatayım. Bu faiz kararıyla beraber FOMC'nin ekonomik projeksiyonlarını da göreceğiz. Yani çeyrek dönemleri itibariyle ekonomik projeksiyonlar veriliyor. Bu ekonomik projeksiyonları da önümüzdeki dönemlere ilişkin göreceğiz. Bu da önemli bir gösterge. Acaba nereye çekmişler işsizliği, büyümeyi nereye çekmişler, çekirdek enflasyon nerelerde Fed için gözüküyor? Bunlar bizim açımızdan önemli. İçeride ayın 23'ünde iş gücü istatistikleri gelecek. Tüketici güven endeksi, tüketici kredilerine ilişkin istatistikler. Japonya'nın da Reuters Tankan endeksi gelecek ki önemli bir veri. Dolayısıyla haftayı da PMI imalat endeksi, hizmet bileşik ve imalat olarak Avrupa'da kapatacağız. Muratçığım var mı başka eklemek istediğin? Yani bu hafta yok, dediğim gibi hocam, içeride az veriyor, dışarıda çok veriyor. PPK var ama zaten o biliyorsun bir şey kalmadı, önemi kalmadığı için. Yani hatırlatma yapalım, PPK var. İşte 8,5'ta faiz 50 indirebilir ya da pas geçebilir ama zaten tamamen ayrışmış durumda. Yani bu deprem zamanında bile hani bir depremin ne olacağını bir aslında ekonomik olarak görmeden 50 puan indirdikten sonra gerçi bir korelasyon yok. Yani piyasalar için 50 indirmişsin, 100 indirmişsin hiçbir anlamı yok ama sence devam eder mi faiz indirimlerine Merkez Bankası? Hocam Merkez Bankası sonuçta bir karar verici değil. Merkez Bankası karar vermiyor. Merkez Bankası uygulayıcı. Yani siyasi bir karar geliyor ve onu uyguluyor. Onun için karar verici olmadığı için piyasa şu anda yani 50 de indirse bilmiyorum ya, açıkçası gerçekten hiçbir tahminim yok. Yani siyasi karar ne olursa o olacak. Ama sanki bir 50 bas puan daha son bir indirim yapılabilir gibi gözüküyor. Yani 50 indirdiğine göre bir 50 daha gelebilir gibi. Ama işte Fed biliyorsun 50 arttıracaktı. 25'e çekti acaba. Bilmiyorum. Ya gerçekten dediğim gibi yani korelasyon kalmadığı için siyasi karar ne olursa onu uygulayacak Merkez Bankası. Ben de şöyle şey diye düşünüyorum Murat. Bilmiyorum katılır mısın? Onunla bitirelim istersen. Yani geçtiğimiz toplantıda aslında 100 bas puan indirecekti ama deprem etkisini tam ölçemediği için 50 puan indirdi. Şimdi yarım kalmış işi sanki bitirecek ve 8'e çekecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani çok bir anlamı var mı? Yok zaten haftanın verileri içerisinde saydığımda PPK toplantısını saymadım bile. İkidir bilerek yapıyorum. Bazen diyorlar ki hocam atladınız işte yanlış yaptınız falan. Ben bir çok fazla önem atfetmediğim için ikidir. Sen hatırlatıyorsun PPK diye ama bir anlamı da yok. Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten acın büyük ve gene programa katıldın. Çok teşekkür ederim büyük bir fedakarlık yaparak. Herkes seni çok özledi. En çok da ben özledim. Bir program partnerliği yapıyoruz seninle. Tekrar başın sağ olsun. Kardeşlerine, babana, herkese Allah uzun ömürler versin ve hepinize de yani ne diyeyim sabır dilemekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hepinize de haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.